İzleyicilerimiz, Fıkıh ve Hayat programına hoş geldiniz. Bu hafta da inşallah Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hocam geçen haftadan bir sorumuz kalmıştı. İsterseniz soruyu hatırlayalım. Babam 4 kardeşlerdi, amcam vefat etti. Amcamın bir oğlu var. Dedem vefat edince ölen amcamın oğlu dedemin mirasından dinen ne kadar pay alabilir? Kanunlara göre ölen amcamın oğlu babamlarla mirasa ortak olabiliyor diye biliyorum. Bu durum hükmü değiştirir mi? Teşekkür ederiz diyor. Peki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Tekrar böyle bir programla pek muhterem seyircilerimizle bir araya gelme imkanı bulmuş olduk. Bu kardeşimiz İslam miras hukukunun çok önemli konularından birine sorusuyla parmak basmış oluyor. Bunu bizim Anadolu'da dede yetimi dediğimiz bir ifadeyle karşılıyorlar. Yani dedenin vefatından önce baba vefat edince otomatik olarak torun babasına düşecek olan paydan mahrum kalmış oluyor. Ancak bu suali cevaplandırmadan önce dilerseniz biraz konuyla ilgili teferruat verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet alametlerinden biri olarak feraiz ilminin raf edilmesinden, kaldırılmasından bahsediyor. İslam hukukunun en temel konularından bir tanesi, hatta ilmin yarısı diye adlandırılan konusu İslam miras hukukudur. Cenab-ı Allah her şeyi Kur'an-ı Kerim'de işaretle emir veya yasak ederken miras meselesine sıra gelince işaret değil, sarahaten açık bir şekilde kimin ne kadar hisse alacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. İhtilafa yol bırakmaksızın gayet açık, seçik, net bir şekilde Kur'an-ı Kerim vefat eden kimsenin ardından kalanların ne alacaklarını beyan etmiş oluyor. Bu husus çok önemli bir husus. İnsanlar mal noktası söz konusu olduğunda maalesef cimrileşebiliyorlar. Bakıyorsunuz namazında, niyazında, abdestinde, orucunda bir insan. Ama söz konusu mal mülk olduğunda orada ölçüler değişebiliyor. Farklı bir tutum ve davranış içerisine girebiliyor insanlar. Evvela böyle bir husustan Cenab-ı Allah'a sığınmalıyız. Cenab-ı Allah'ın bütün emirleri bizim için aynı derecede önemlidir. Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını terk etmek mümkün değildir. Kur'an bütünüyle bize mütekamil, mükemmel bir nizam, sistem öngörmektedir. Ve bu sistem, bu nizam içerisinde bize emredilen her şeyi yapmakla mükellefiz. Bir kişi vefat ettiğinde bu vefat eden kişinin ardından eğer sağ olan oğulları varsa öncelikle bu oğulları mirastan pay alırlar. Yani sadece oğulları değil tabii çocukları, kız ve erkek çocukları mirastan pay alırlar. Eğer direkt kendisinin kız veya erkek çocuğu yoksa o zaman ikinci nesle intikal eder, yani torunlara bakılır. Ama birinci derecede kendi oğulları varsa torunlara kadar bu mesele inmez. Burada mevzu bahis olan konuda kardeşimiz amcam vefat etti, amcamın bir oğlu dedem vefat ettiğinde sağdı buyuruyor. Bu hususta bu amcamın oğluna dinen mirastan bir pay düşer mi? Miras hukuku kriterleri açısından baktığımızda evet, amcaları sağ olduğu için dedenin mirasından toruna bir pay düşmüyor. Ancak biz vefatla beraber intikal eden tek şeyin miras olmadığını biliyoruz. Mirasın dışında da vefatla beraber intikal eden bir takım hususlar var. Bu hususlar vasiyettir, intikaldir vesaire gibi
özetlenebilecek hususlar. Böyle bir durumda olan miras bırakacak kişi, bu dede olur, amca olur vesaire başka bir kimse olabilir. Bu vefat etmiş olan evladının çocuklarını koruyup gözetmekle mükelleftir. Yani eğer oğlu sağ olsaydı, kendi mirasından ne kadar alacaktı ise, hangi oranda alacaktı ise, onu bu çocuklarına vasiyet etmesi gerekir diyorlar. Dolayısıyla dede vefat etmeden önce böyle bir vasiyet yapar ve bu vasiyeti gereği babalarının ölümüyle geride kalmış olan çocuklar da mağdur olmazlar. Bu dinimizin bize gözetmemizi emrettiği akraba bağlarının da bir gereğidir. Bunu böyle yapmak durumundadırlar. Ama ola ki böyle bir durum söz konusu olmamış, dede böyle bir vasiyet yapmayı ihmal etmiş olursa, o zaman bu konuda farklı mezheplerin uygulamaları söz konusu olur, devreye girer. Bunlara göre bu muhtemel vasiyet dairesi içerisinde bu çocuğun babası sağ olsaydı babasına kalacak olan miktarı alması temin edilir. Ve bu çocuk da diğer akranları olan amca çocuklarıyla aynı seviyede bir hayat tarzını yaşama imkanına kavuşur. Ancak unutmamak gerekir ki mülkü veren Allah'tır. Mal, mülk hepsi Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği birer emanettir. Allah dilediği zaman bu emaneti alır, dilediği kişiden alır, dilediği kişiye verir. Binaenaleyh bu tür meselelerde olaya Cenab-ı Allah'ın emri noktayı nazarından bakmak lazım. Yoksa şu daha fazla yapmıştı, şu daha fazla çalışmıştı vesaire diye kendi indi düşüncelerimizi, mülahazalarımızı konuya katıştırmamamız gerekir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Konuyla belki benzer olabilecek bir soru daha var. Vakfedilen mallarla alakalı. Şöyle diyorlar. Herhangi bir maslahata binaen vakfedilmiş bir mal satılabilir veya takas yoluyla değiştirilebilir mi? Mesela vakfın kütüphanesine vakfedilmiş bir kitaptan ihtiyaçtan fazla varsa, iki tane, üç tane varsa satıp yerine başka bir kitap konulabilir mi? Evet. Öncelikli olarak hocalarımız, alimlerimiz ilk dönemden beri gayrimenkulün vakfını tartışmışlar. Vakıf ne demektir? Vakıf bir malın mülkiyetini insanlardan soyutlayıp alıp onun mülkiyetini Cenab-ı Allah'a hasır etmektir. Vakıf malı kimsenin mülkü değildir, kamuya aittir. Yani Cenab-ı Allah'a aittir. Mülkiyeti Cenab-ı Allah'a aittir. Binaenaleyh mülkiyeti bize ait olmayan bir mal üzerinde tasarruf etmemiz nasıl mümkün değilse, kamuya ait olan, yani Cenab-ı Allah'a mülkiyeti tahsis edilmiş olan bu mallar üzerinde de tasarruf etme imkanımız gayet sınırlıdır. Bu hususta vakfeden kimsenin şartı esas alınır. Bir takım kimseler mallarına vakfederlerken, vakıflara tescil ettirirlerken, bu tescil işlemi esnasında vakfın ilerideki geçirebileceği muhtemel evreleri de söz konusu edilerek, bu gibi durumlarda mal varlığının, vakıf taşınmazlığının veya taşınırının, menkul ve gayrimenkul mal varlığının ne tür bir nihayete, ne tür bir sonuca yönleneceği de buralarda tespit edilir. Ve mesela bugün bir vakıf kurarken, hukuken de bir zorunluluk olarak vakfın feshi halinde, infisahı halinde bu vakfın mal varlığı da filan vakfa devredilecektir. Eğer devredilecek olan o vakıf da mevcudiyetini kaybetmiş, ortadan kalkmış bir vakıf olursa, o zaman aynı gayeye hizmet eden, aynı hedef etrafında çalışan başka vakıflar bu vakfın menkulatından veya gayrimenkullerinden istifade etmek durumundadırlar. Bu şekilde eğer kardeşimizin sorusunda sorulduğu gibi bir kitap vakfedilmiş ve kütüphanede de bu vakfedilen kitap fazla bulunuyorsa,
O zaman bir başka kütüphaneye bu vakıf kitabını intikal ettirmek söz konusu olur. Çünkü vakfeden kişi o kitabı satmayı uygun görmemiş. O kitabı vakfetmeyi uygun görmüş ve o kitap, vakfedilen kitap okundukça, istifade edildikçe, yaprakları çevrildikçe kendi hayır hasanat defterinin, sevap defterinin de açık kalmasını arzu etmiş. Şimdi vakfedenin bu iradesinin hilafına farklı maslahatları, menfaatleri gözeterek birinin bir işlem yapması hukuksuz ve temelsiz bir işlem olmuş olur. Evet, sizin o kitaba ihtiyacınız olmayabilir. Belki yer darlığı çekiyorsunuzdur, o kitabı artık sergileme imkanı, arz etme imkanınız da kalmamış olabilir. Ancak bu hususta sizinle aynı gayeyi, aynı hedefi taşıyan bir başka vakfa o kitabı veya bir başka kütüphaneye o kitabı devretmek suretiyle o kitaptan istifadenin yolunu açmak gerekiyor. O kitabı satalım yerine başka bir kitap alalım. Türünden yaklaşımların doğru olacağı kanaatine değilim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Mezheplerle alakalı bir soru var. Mezhepler arası geçişle alakalı. Şöyle soruyorlar. Hocam, Şafii mezhebine mensup bir hanımla Hanefi mezhebine mensup bir erkek evleniyor. Şafii olan hanım Hanefi olmak istiyor. Bunun için bir şey yapması gerekir mi? Malumunuz bu mezhep meselesi doğuştan edindiğimiz bir kazanım değildir. Yani Türk olmak, işte Arap olmak, Çerkes olmak gibi bir ırk anlamı taşımıyor mezhep. Hatta bizim kitaplarımızda açık ifadeler vardır. Avam-ı nasın, yani sıradan insanların bugünkü ifadesiyle söylememiz gerekirse sokaktaki Müslümanın mezhebi olmaz. Yani ne demek mezhebi olmaz? Ben Hanefiyim, ben Şafiiyim, ben Malikiyim, ben Hanbeliyim diye sokaktaki sıradan cami cemaati bir mezhep ileri sürmez. Evet. Niye? Çünkü bir mezhep sahibi olmak demek, bir mezhep bağımlısı olmak demek, o mezhebin kaynaklarını anlayabilmek, okuyabilmek, değerlendirebilmek anlamına gelir. Peki sıradan bir Müslümanın, cami cemaatinin mezhebi nedir? O cami cemaatinin mezhebi bulunduğu bölgedeki alimlerinin, hoca efendilerin mezhebidir. Yani eğer siz bir Hanefi mıntıkasında yaşıyorsanız, Hanefilerin ağır olduğu, ağırlıkta olduğu, fıkhi mezhep olarak Hanefi mezhebinin etkin olduğu bir yerde, bir bölgede yaşıyorsanız, o zaman siz o bölgede bulunan bir Müslüman olarak Hanefi mezhebine bağlı bir kişisinizdir. Tabii bugün artık intikal imkanları, sefer yolculuk imkanları genişlediği için insanlar bugün bir Hanefi mıntıkasında, yarın bir Şafii mıntıkasında, ertesi gün bir başka mıntıkada, bölgede bulunabiliyorlar. Bundan dolayı da bu tür sualler tabi olarak yönlendiriliyor ve soruluyor. Burada bir Müslümanın yapması gereken, kendi eğitim aldığı muhitte hangi mezhep revaçta ise, yaygınsa, geçerli ise o mezhebin bağlısı olarak bir defa yetişiyor. O mezhebin eğitimini alıyor. Binaenaleyh eğer bu hanım kardeşimiz bir Hanefi mezhebi müntesibiyle evlenmişse Şafii olarak da hayatını devam ettirebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Artık bugün ilmihal kitaplarımız var. Her türlü sorup etme, öğrenme imkanına sahibiz. Ve küçüklükten beri hangi eğitim tarzıyla yetişmişse, hangi mezhebe göre babası, annesi ona namaz kılmayı öğretmişse, oruç tutmayı öğretmişse, onunla hareketlerine devam edebilir. Bunda herhangi bir sakınca olmadığı gibi, artık ben bir takım gerekçelerle bundan sonra bulunduğum muhitte soru sorma zarureti hasıl olduğunda soru soracağım hoca efendiler Hanefi olduğu için Hanefi mezhebine de geçiyorum diyebilir. Onun için bir ritüele, bir törene, bir herhangi bir şeye lüzum yoktur. Böyle niyet etmesi ve ondan sonra Hanefi olan hoca efendilere zaten sorularını sorması, yönlendirmesi tabi olarak onun Hanefi mezhebine geçtiğini ifade etmektedir. Belki hocam burada dikkat edilmesi gereken başka şeyler olabilir. Yani geçerken mesela ibadetlerinde bir bilgi edindikten sonra geçmesi uygun olabilir. Mesela bir Şafii'den Hanefi'ye geçeceğini düşünürsek Şafii mezhebinde abdesti bozan bazı şeyler Hanefi mezhebinde bozmuyor. Orada bozanlar burada bozmuyor. Dolayısıyla
böyle bir şey de olabilir. Tabii şimdi ilk önce mezhep kavramını da belki iyi anlamanız gerekiyor. Yani mezhep dediğimiz nedir? Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mükellefiz. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmamızı bize emrediyor. Ebu Hanife'ye tabi olun, İmam Muhammed'e tabi olun, İmam Şafii'ye tabi olun, İmam Malik'e tabi olun diye ne bir ayet var ne de bir hadis var. Yani burada asıl olan konuyu kaçırmamamız, dikkatli olmamız gerekiyor. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uyuyoruz, ona tabi oluyoruz. Peki mezhep dediğimiz nedir? Ha, mezhep bize şu kolaylığı ve güzelliği sunuyor. Ebu Hanife adında büyük bir İslam alimi kalkmış, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini kılı kırk yararcasına irdelemiş, incelemiş, tahlil etmiş ve basit formlar halinde bizim elimize tatbik edebileceğimiz reçeteler olarak sunmuş, bunu ifade ediyor. Yoksa biz Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebine bağlı olarak ibadet ederken Ebu Hanife'yi taklit etmiyoruz. Rahmetullahi aleyh. Biz onun sağlamış olduğu, geliştirmiş olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tamamen dayanan sistemi bir bütün olarak benimseyerek bir zorluktan kendimizi kurtarmış oluyoruz. Bu bağlamda mezhep bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Çünkü ben sıradan bir insan olarak, bir Ahmet Hamdi olarak, işte bir Hasan olarak, bir Hüseyin olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetini kuşatabilmem, Kur'an-ı Kerim'in bütün detaylarına hakim olabilmem kolay bir olay değil. Bizler hele de bugün ihtisaslaşmanın bu kadar yoğun olduğu bir çağda, bir hastanede bile yüzlerce branşın bulunduğu, eskiden bir tane doktor vardı, herkes o doktora bütün şikayetlerini arz ederdi. Şimdi öyle değil. Gözüm bile şeker hastasına müptela olanın göz doktoru farklı, olmayanın göz doktoru farklı. Binlerce branş çıkmış bir insan vücudunda bile. Böyle bir ortamda insanların bu kadar derinlemesine İslam dininin ahkamını araştırıp öğrenmeleri mümkün olmadığı için Allah ilk dönemde böyle deha insanlar adeta tabiri caizse göndermiş ve bunlar şunu da ifade etmemiz gerekir ki dört tane değildi ilk dönemdeki mezhepler. Dörtten fazla mezhep vardı. Ancak takdir edersiniz ki mezhepler bağlılarının olmasıyla devam ede gelmişlerdir. Tarih içerisinde, tarihi süreç içerisinde dört tane hak mezhep olarak bu mezhepler devam etmiştir. Binaenaleyh Ebu Hanife Hazretleri'nin sistematize ettiği, kurallaştırdığı mezhebe tabi olan bir insan, onun aracılığıyla Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyordu. He ben bugün Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebine göre, yarın İmam Malik Hazretleri'nin mezhebine göre, öbür gün İmam Şafii Hazretleri'nin mezhebine göre amel edeyim dediği zaman bir insan, burada çok önemli bir tehlike ortaya çıkıyor. O da nedir? Sen o zaman Ebu Hanife'yi, İmam Malik'i, İmam Muhammed'i, İmam Şafii'yi taklit etmeye başlıyorsun. Bu yanlış. Biz Ebu Hanife Hazretleri üzerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oluyoruz. Yani bu çok hassas bir nokta. Bunu iyi anlamamız, benimsememiz gerekiyor. Hele de bu asırda mezhep, bir mezhep bağlılığı olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Bu hususlarda bir takım maalesef zaman zaman yanlış düşünceler kasıtlı veya kasıtsız ortaya atılıyor. Bunlara karşı da dikkatli olmak lazım gelir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam evlilikle alakalı bir sorumuz var. 3 aylık evliyken sürekli tartışıyorduk. Tartışma sürerken ben sen beni hiç dikkate almıyorsun. Sürekli başkalarını dinliyorsun dedim. Eşim de eğer seni bir daha dikkate alırsam 3'ten 9'a boşsun, 3'ten 9'a boşsun, 3'ten 9'a boşsun dedi. O gün tekrar barıştık. Evliliğimiz devam ediyor. 5 yıl oldu. Eşim de düşünemeyecek kadar çok sinirlendiğini söyledi. Bu durumumuz nedir diye soruyorlar. Şimdi tabii Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 tane konuyla ilgili diyor ki bunların şakası olmaz diyor. Bunların ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir diyor. Bunlardan bir tanesini evlilik ve bir tanesini de
boşanma, talak olarak dile getiriyor. Bazı rivayetlerde köle azat etme bir üçüncüsü olarak zikrediliyor. Bazılarında farklı şeyler bir üçüncü olarak zikrediliyor. Ancak boşanma hususu bunların her birinde dile getiriliyor. Yani boşanma olayı ciddisi de ciddi, şakası da ciddi bir olaydır. Bunu anlamakta bazen bazı kimseler zorlanıyorlar. Ancak şunu ifade etmemiz gerekir ki, mahkeme söz konusu olduğunda hakim somut delillere bakar. Yani bir adam bir çekin altına imza atmışsa, mahkeme bu çekin üzerindeki imzaya bakar. Ben bu imzayı şaka olarak atmıştım, ciddi olarak atmıştım, oyun icabı atmıştım, rol icabı atmıştım diye o imzanın vasfıyla, mahiyetiyle ilgilenmez. O imza eğer kişiye aitse, o imza bağlayıcıdır. İslam dini, İslam hukuku böyle şekli olmadığı için, yani bir imzayla ispat hükümlülüğü, şekil şartlarıyla yerine gelmediği için, insanların ağızlarından çıkan beyanları, hür iradeleri, hukuki sonuçlar doğurduğu için, eğer bir kimse şahitlerin huzurunda veya ispat edilebilecek bir şekilde karısını boşadığını ifade etmişse, bu boşama ben şakayla yaptım, kızgınken yaptım, işte rol icabı yaptım türünden beyanlarla hukuki sonucunu doğurmamazlık gibi bir netice ortaya koymaz. Binaenaleyh, mahkemenin önüne bu konu geldiğinde hakim, sen karını boşadın mı? Boşadım. Boşadınsa bu boşama gerçekleşmiştir der. Bu boşamanın şakayla mı olduğu, kızgınken mi olduğu, efendim çok sevinçli olduğu halde mi boşadı, türünden detaylara bakmaz. Bundan sebeptir ki özellikle evli olan kardeşlerimiz çok dikkatli olmaları lazım geliyor. Boşanma kelimesini ağızlarına kesinlikle almamaları lazım geliyor. Evlilik müessesesi Cenab-ı Allah'ın kutsal saydığı bir müessesedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın kelimesiyle, Allah'ın sözüyle bu kadınları kendinize helal ettiniz diyor. Allah'ın sözü demek olan evlilik müessesesi ciddiye alınması gereken bir müessesedir. Kızdın, 3'ten 9'a boşsun. İşte yemin edeceğim 3'ten 9'a boşsun. Bu tür ifadeler hukuki sonuçlarını doğururlar. İnsanlar bundan sonra pişman olsalar da bunun bir faydası olmaz. Bugün hapishaneler yaptıkları eylemlerden pişman olan insanlarla doludur. Kızıyor, silahı çekiyor ama adam ölüyor. Kızdın diye, şuurun yerinde değildi diye, aklın başında değildi diye silah tutukluk yapmıyor. Dolayısıyla bu sözler de ağızdan bir defa çıktı mı bunlar hukuki sonucu doğurur. Boşamanın şakası olmaz. Binaenaleyh Müslümanların bu tür konularda ciddi olmaları lazım gelir. Bu kardeşlerimizin de bu meseleyi böyle bilmeleri gerekir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz hocam. Kardeşimiz cihatla alakalı, belki başkalarıyla bir takım meseleleri anlatmak alakalı söylüyorlar. Cihat konusunda mücadele ettiğimiz insanlarla hangi noktadan sonra irtibatı kesmemiz gerekir? Uyarıp mücadele ettiğimiz halde yola gelmeyenlerden Allah için uzaklaşmalar ne zaman olmalıdır? Ya da olmalı mıdır? Herhalde belki emri bil maruf ve nehyane münker şeyi anlıyorum burada. Biraz sorumlu olarak olmuş ama. Evet. Şimdi emri bil maruf nehyane münkerde dinimiz bize bir takım ölçütler veriyor. Bu ölçüler ve ölçütler çerçevesinde, bu esaslar ve usullere göre emri bil maruf yaptığımız zaman netice elde etmemiz mümkün. Yoksa bazen kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bazı çok daha vahim durumlara sürüklenme de söz konusu oluyor. Bazen insanlara bir iyiliği, bir güzelliği emretmeye kalkıyoruz veya bir kötülükten, bir çirkin işten onları uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ancak usulüne, adabına uygun yapamadığımız zaman bu fayda temin etmek yerine aksine bir tepki doğurabiliyor ve olumsuz neticeler verebiliyor.
Bu hususta Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bize açık örnekler veriyor. Mesela Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a Firavun'a gidin diyor. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak sözler söyleyin diyor. Demek ki tebliğde olmazsa olmaz olan yumuşak konuşmak, yumuşak sözler söylemek ve insanların gönüllerine alıcı ifadeler kullanmaktır. Kimseyi rencide etmeden, kırmadan onları hakka, hakikate, güzele davet edip çekebilmektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerle yıllar yılı süren bir mücadele vermiş ve bu mücadelenin neticesinde Cenab-ı Allah وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا buyuruyor. Yani ayrılırken güzel bir şekilde onlardan ayrıl. Nedir bu güzel ayrılmak? Kırmadan, dökmeden, tekrar tebliğ vazifesini yapacağın ortamı bırakacak şekilde onlardan ayrılmak. Peki bu seferlik böyle geçelim. İnşallah tekrar konuşacağız. Tekrar bu meseleleri sizinle müzakere edeceğiz diye insanlardaki iyi noktaları öne çıkararak, onların nefsaniyetlerini uyandırmadan, onları nefislerinin mağruru haline getirmeden bu emr-i bil maruf ve nehyanil münker görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Sonra biz biliyoruz ki günaha kızılır. Günahkara kızılmaz. İnsanlar çirkin işler yapabilirler, kötü işler yapabilirler. Onların yaptığı işlerin kötü olan yönüne nefret duymakla mükellefiz. Ama günahkar insan zavallı insandır. O insan bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlanmadı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerinden kanlar akmadı mı? İşte hepimizin bildiği malum hadise Cebrail Aleyhisselam geliyor veya bazı rivayetlerde dağları çekip çevirmekle görevli olan melek geliyor ve diyor ki eğer dua edersen, istersen, arzu edersen şu iki dağı birbirine kavuşturayım da arasındaki Taif halkı helak olsun diyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ım sen kavmime merhamet et. Onlar bilmiyorlar. Bilse böyle yapar mı hiç? Yani bugün bir doktor hastasını tedavi ederken bazen hastasından ağza alınmayacak hakaretler de duyabiliyor, işitebiliyor. Doktor kızıp yanlış tedavi mi uyguluyor? Veya git gelme mi diyor. Gerçi bugünlerde Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Yani bir takım izansız insanlar ancak diyebileceğimiz insanlar, insanların kılık kıyafetlerine bakarak ayrımcılık yapabilmekteler. Ancak bir Müslüman ne olursa olsun böyle indi mülahazalarla bir insan kalbini kıramaz. Evet günaha kızarız ancak günahkara kızmak ne hakkımızdır ne de haddimizdir. Hocam bu noktada İslam büyüklerinde de benzer şeyi görüyoruz. Sami Efendi Hazretleri ile alakalı böyle bir şey anlatırlar. Bir nişan merasiminde kendisinden yüzük takmasını istiyorlar damata. Tepsinin içerisine yüzük geliyor, bakıyor ki altın bir yüzük. Hemen hiç bozuntuya vermeden, hiç kendini değiştirmeden elinden parmağında yüzüğünü çıkarıyor, gümüş yüzüğünü. Ve diyor ki evladım bu da bize bizim size nişan hatıramız deyip takıyorlar. Gümüş yüzüğü sonra da altın yüzüğü de bunda kullanırsınız, harcarsınız diye kendilerine veriyorlar. Evet, bu bir incelik, bu bir zarafet. Yine aynısını pek muhterem Mustafa Eriş hocamızın kitabından, hatıratından okuyoruz. Muhterem Üstadımız Sami Efendi Hazretleri bir defasında kendisi muhasebecilik de yaptığı için eskiden seyircilerimiz de hatırlayacaklar, damga pulu kullanılıyordu bu kıymetli evrak üzerinde. Bir sirkecideki bir büfeden damga pulu isteyecek. İlk önce farkına varmıyor ama sonra bakıyor ki büfeden şarap da içki de satılıyor. O zamanın parası büyük bir meblağ para vermiş. İşte 10 tane 20 tane damga pulu alacak muhterem üstadımız. Kaddesallahu sirrahu hazretleri. Bakıyor ki gözü ilişiyor, içeride şarap satılıyor, içki satılıyor, para üstü gelecek, verdiği paranın üstü gelecek. O gelen para üstü birilerinin şarap almak üzere verdiği paradır ve şüpheli bir paradır, haram bulaşmış bir paradır diye diyor ki evladım diyor sen o paranın tamamıyla damga pulu bana ver diyor. Belki o dönemde 10 senelik kullanabileceği damga pulunu bir defa da almış oluyor. Ama karşı tarafı da rencide etmeden belki anlayabilene bir ikaz sadedinde
bu nazik davranışıyla bunu gösteriyor. Cenab-ı Allah hepimize İslam'ı anlatırken, İslam'ı tebliğ ederken bu nezaketi muhafaza etmeyi nasip etsin. Allah muhafaza etsin. Bazen insanlar kırıcı olabiliyorlar. Bazen farklı bir atmosferde tebliğ yaptıklarını zannediyorlar ama antipati doğuruyorlar. Oysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz "Beşşirû ve lâ tünefşirû" buyuruyor. Müjdeleyici olunuz, nefret ettirici, uzaklaştırıcı olmayınız. Yani bir hareketimizden dolayı, bir sözümüzden dolayı eğer İslamiyet'e gelecek veya bir günahı terk edecek, bir fazilete koşacak olan bir kimse bizden sebep, bizim hareketimizden veya tavrımızdan sebep bundan uzak duruyorsa bunun vebali ve günahı kıyamete kadar bize yeter. Bir de hocam bu noktada yani bazen uyarırken insanın indiği mülahazaları da girebilir. Yani belki bir haset sevkiyle, başka bir şey sevkiyle de olabilir. Buna da sanırım dikkat etmek gerekir. Tabii sözün tesir edebilmesi için kalpten çıkması lazım. Yani kalpten halisane ve indiği hiçbir mülahaza olmaksızın çıkması lazım. Siz öyle deyince benim aklıma şey geldi. Hazreti Ali Efendimiz bir gün müşriğin bir tanesini savaş esnasında yere yatırıyor. Kılıcını çekmek, boynunu vurmak üzere. O arada o adamcağız tükürüyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Kerramallahu vecehe. Hazreti Ali Efendimiz de bırakıyor, salıveriyor adamı. Niye bıraktın beni diyor. Seni diyor az önce diyor Allah için diyor. Allah'ın dinini inkar ettiği için, Allah'ın dinine savaş açtığın için öldürecektim. Bizimle savaştığın için seni öldürecektim. Ancak sen bana tükürmekle hakaret ettin. Şimdi öldürürsem belki kendi nefsim adıma intikam almak için öldürmüş olabilirim. Bu yüzden de bir insanı öldürmek caiz değil, doğru değil. Onun için seni bağışladım diyor. Ve İslamiyet'in bu güzelliği karşısında o insanı kazanıyor. Yani bir insanı kazanmak demek, bu muazzam bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanın bundan sonra kıldığı bütün namazlar, tuttuğu bütün oruçlar, yaptığı büyük hayır, hasanat, hepsi sizin sevap defterinize yazılıyor. Sadece bu insanın değil, bunun zürriyetinin, bunun öğrettiği, bunun Müslüman yaptığı insanların da büyük hasanatı sizin defterinize yazılıyor. Bu ne muazzam bir kazanç, ne muazzam bir servet. Onun için bunun kıymetini bilenler, yani bir insanı hayra çekebilmek için, güzele kazandırabilmek için ellerinden gelen bütün imkanları seferber ediyorlar. Para harcıyorlar, vakit harcıyorlar. En değerli şeylerini bu uğurda seferber ediyorlar. Niye? Bir insanı kazanırsanız ömür boyu onun yaptığı bütün sevaplara ortak oluyorsunuz. Ama bir de Allah muhafaza etsin, kaybederseniz sizin yüzünüzden kaybolmuş olan insanın kıyamete kadar sebep olduğu günahlara da Allah muhafaza etsin ortak olma durumu söz konusu oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam borsa meselesini geçen hafta biraz bahsetmiştik ama yine soruyorlar. Borsa haram mıdır diye ayrıntı verebilir misiniz şeklinde? Şimdi geçen haftalarda biraz bahsetmeye çalıştık. Bugün borsa dediğimiz sistem sağlıklı işlese, yani beynel kavseyn diyorlar Araplar, tırnak içerisinde ifadeyle söylemek gerekirse, sağlıklı bir şekilde işlemiş olsa borsa sistemi aslında ticaretin en güzel araçlarından biridir. Ancak maalesef günümüzde hem Türkiye'mizdeki borsalar hem de uluslararası borsalar kumarvari işlemektedir. Spekülatif işlemler çok yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yani bir şirketin hisse senedinin değeri, o şirketin üretiminin artmasıyla, mali değerinin yükselmesiyle, mal varlığının fazlalaşmasıyla alakalı değil. O şirket hakkında gazetelerde, medyada çıkan haberlerle, olumlu veya olumsuz haberlerle hisseleri artmakta ve eksilmekte. Bu da bunun helalliğine bir halel getirmektedir. Borsa yerine Müslümanlar birbirlerine güveni öğrenmeliler, şirketler kurmalılar, şirketleşmeliler ve kontrol edebilecekleri bir mekanizma dahilinde bu şirketlere ortak olmaya çalışmalılar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz, ben devlet memuruyum, çalıştığım birimde kendi isteğim doğrultusunda maaşımdan her ay sosyal fon için 3,5 lira kesinti yapılıyor. Bu fondan evlenenler, çocuğu olanlar, yakını vefat edenler vesaire faydalanıyor.
Yani yardım amaçlı bir fon. Yalnız bu fonda toplanan paraların nerede değerlendirildiğini bilmiyorum. Bankaya faize mi yatırıyorlar acaba diye düşünüyorum. Bu durumda bu fondan yararlanmak caiz midir? Bu soru biraz noksan gibi. Acaba yani yatırmak mı caizdir ya da yararlanmak, belki ikisini de soracaktı. Şimdi hocalarımız sigortayı ikiye ayırarak değerlendirmişler. Bu sigortanın içerisinde ticari olan, kar amaçlı olan sigortaya cevaz vermemiştir. Caiz değildir demişler. Ama kooperatif usulü olan, yardımlaşma esaslı olan, kar amacı gütmeyen, kazanca bağlı olmayan veya kazancı bireylere ait olmayıp katılanların tamamına ait olan yardımlaşma usulü sigortaları caiz görmüşler. Bu kardeşimizin sözünü ettiği sigorta da bir sosyal güvence gönüllülük esasına dayalı olan sosyal güvence ve yardımlaşma sigortası olarak görünüyor. İlkesel olarak esas da bu sigorta caiz görünmekle beraber el verir ki bu sigortanın paralarının nerede değerlendirildiğinin de bilinmesi gerekir. Eğer faizde değerlendiriliyorsa bir Müslümanın faizden ve faiz şüphesi olan şeyden de uzak durması gerekir. Dolayısıyla burada kendisinin galiba araştırma yapması Tabii gerekiyor bu noktada. kendisinin araştırma yapması gerekiyor. Bu paralar nerede değerlendiriliyor? Eğer faizde değerlendiriliyorsa, faiz getirisi dağıtılıyorsa bunu kullanmak caiz olmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz, içeceklerin kapaklarından çıkan şifreleri mesaj olarak yolladığımızda bize hediye kontör geliyor. Bunun için içecek parasının üstüne ekstra bir ücret ödemiyoruz. Bu müşteriler için bir kampanya. Ama çektiğimiz mesajdan iki kontör gidiyor. Bu da sahip olduğumuz hattın firmasının kontör satmasını sağlar diye düşünüyorum. Buna açıklık getirir misiniz? Böyle bir şey caiz midir diye soruyorlar hocam. Şimdi bu tür promosyonlar, hediyeli satışlar, kampanyalar eğer ilave bir ücretle yapılmıyorsa ve şans esasına dayalı değilse, yani ilave bir ücret de söz konusu olabilir ama şans esasına dayalı değilse, yani söz gelimi işte içtiğiniz çayın kapağındaki şifreyi filan yere gönderin, belki çıkar belki çıkmaz türünden şans esaslı değilse, yani o şifreyi gönderen herkese sözü edilen hediye, promosyon veriliyorsa burada bir sakınca yoktur. Ancak burada Müslümanın dikkat etmesi gereken şey, bu tür hediyeler hangi içeceklerde promosyon olarak veriliyor? Bu içecekleri içmek caiz midir, değil midir? Eğer söz konusu içecekler, yiyecekler veya kullanılan nesneler caiz olarak gördüğümüz, bildiğimiz şeylerse bu tür promosyonları kullanmakta bir sakınca yok. Ancak şans esasına dayalı olan bir promosyon söz konusu ise, yani siz mesajınızı yollayın, İşte binlerce kişinin arasından bir çekiliş yapılacak. Eğer size çıkarsa siz ondan istifade edersiniz türünden şansa dayalı bir kampanyaysa ve asıl satışa konu olan malın üzerine bundan sebep bir ilave gelmişse, o zaman bunun caiz olduğunu söylememiz mümkün değil. Hocam bazen de bu kapakların içerisinde bir hediye oluyor. Muhtelif hediyeler. Yani kapağı açtığınızda işte bir şu hediyeyi kazandınız veya farklı bir hediye söylüyorlar. Bu aynı mıdır, hükmü farklı mıdır bunun? Az önce söylediğimiz şekliyle eğer üzerine bir ilave binmiyorsa, yani söz gelimi içtiğiniz bir şişe ayranın fiyatı kapağında hediye olanın da 10 lira, olmayanın da 10 liraysa bunda bir sakınca yok. Eyvallah hocam. Şöyle soruyorlar hocam. Namazla alakalı bir mesele. Yalnız kılınan namazlarda ve gece kılınan namazlarımızda, nafile namazlar da olabilir, sesli okumamızın bir mahzuru var mıdır? Hayır. Eğer
sesli okumamızın birileri dinleyecek, rahatsız olacak türünden başkaca harici bir manisi yoksa sesli okumamızın bir manisi yok. Aksine gece namazlarında sesli okumak kimsenin olmadığı bir yerde ise tercih de edilmiş, makbul de görülmüş. Çünkü biz kendimizi yalnız hissediyorsak da aslında hiçbir zaman yalnız değiliz. Etrafımızda bizi koruyan muhafaza melekleri var. Etrafımızda onlarca, yüzlerce bizim göremediğimiz ama bizleri gören Cenab-ı Allah'ın diğer yaratıkları var. Eğer gecenin bir vakti böyle sesli bir tilavetle Kur'an okuyorsak, emin olalım ki arkamızda bize uymuş olan, cemaat olmuş olan Cenab-ı Allah'ın nice kulları vardır. Diğer yaratıkları, onlar bizi görebiliyorlar, biz onları göremiyoruz. Bizim bu dünyadaki yaratılışımız onları görmeye müsait değil. Aksine tavsiye edilmiştir. Ama el verir ki bizim sesli okuyuşumuz kimseyi rahatsız etmesin. Yani birileri bir iş yapıyordur, bizim kıraatimizi, Kur'an okuyuşumuzu dinleyebilecek imkanları yoktur. Bu şekilde onları günaha sokmuş oluruz. Bu tür mahzurları yoksa, aksine özellikle de gece namazlarında sesli kıraat tercih edilmelidir. Yani sessiz okunan namazlarda, öğlen namazının farzı, ikindi namazının farzında da yalnızken sesli okunabilir mi? Belki bu karışabilir mi? Hayır. Sessiz namazlarda sessiz kıraat yapmak mükellefiyetindeyiz. Yani öğle ve ikindi namazlarını kıraati, okuyuşu sessiz, yani sessiz derken sadece kendimizin işiteceği kadar bir sesle yapmak zorundayız. Ancak akşam, yatsı gibi namazlarda yine imamın sesli okuduğu şekilde biz de sesli okuyabiliriz. Okuyabiliriz. Gece namazlarında sesli okuyabiliriz. Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Perukla okumak caiz midir diye soruyorlar. Saç peruğu değil de naylondan yapılmış bir peruk ise ne kayıt düşmüşler? Şimdi Kur'an-ı Kerim okumanın şartları arasında tesettür, namaz tesettürü gibi bir tesettür zorunluluğu yok. Dolayısıyla bir hanımefendi evinin içerisinde başı açık bir şekilde de Kur'an-ı Kerim tilavet edebilir. Ancak adaba uygun olan, usulüne uygun olan el verir ki Kur'an-ı Kerim tilavetini ciddiye alarak Kur'an-ı Kerim tilavetini de tam tesettürlü olarak yapmasıdır. Fakat her zaman bu imkan olmayabilir. Kadınlar kendi aralarındayken namazdaki gibi, işte bizim Anadolu insanının bir şeyi vardır, yani bir kılı dahi görünmeyecek şekilde namazda tesettür gereklidir. Dışarıya çıkınca da böyle bir tesettürle Müslüman bir bayan dışarıya çıkar. Ama evinde mahremlerinin yanında veya kadınlar kendi aralarında başı açık olabilir veya çok sıkı bir başörtüsü başında bağlı olmayabilir. Kur'an okuyabilir. Bunda bir sakınca söz konusu değil. Ancak en güzeli, en uygunu nedir diye sorulacak olursa, burada da Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilincinde olarak Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerektiğine göre mümkün mertebe en güzel vaziyette bu tilaveti yapmamız gerekir. Sadece avret-i galiza dediğimiz, yani erkekler için avret denilen göbek altıyla diz kapağı arası kapalı olması gerekir. Bunun haricinde bir kıraati kadın başı açık bir şekilde yapabilir. Kıraatla alakası Kur'an-ı Kerim'le okumakla alakalı bir olay değil. Peruk takma, eğer bir zaruret yoksa, zaruret vesaire konularını isterseniz bir dahaki hafta değerlendirmiş oluruz. Vaktimiz kalmadı, öyle zannediyorum. Peruk takmanın farklı mahzurları söz konusu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilgili bir tarafı söz konusu değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Birkaç sorumuz kaldı. İnşallah onları da önümüzdeki hafta değerlendiririz. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki programın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.